Bir insan kendisine büyü yapılıp yapılmadığını nasıl anlar? Bu konu için hocalara danışabilir mi? Büyüden korunmanın yolları nelerdir? Değerli kardeşlerimiz, bu konuda olur olmaz herkese müracaat etmek doğru olmaz. İlmine ve takvasına güvenilen ve hiçbir maddi menfaat beklemeden Allah rızası için insanlara yardım eden İlim sahibi kişilerin tavsiyelerine göre de hareket edilebilir. Durum psikolojik bir rahatsızlık da olabilir. Öncelikle dindar bir psikoloğa müracaat etmeyi tavsiye ederiz. Eğer büyü yapıldığı tespit edilirse okunması gereken bazı sure ve dualar vardır. Bunları okumaya devam etmek faydalı olur. Kişinin Allah'a sığınması, iman ve ibadet konusundaki titizliği ile büyünün tesir etmesinde etkili olan şeytanın İnsana yaptığı telkinlere kulak asmaması, şeytanın insanlar üzerindeki etkisini azaltır ve büyünün tesirinden de korunmuş olur. Çünkü şeytanın yaptığı sadece telkin yoluyla korkutmak, şüpheye düşürmek, vesvese vermekten ve temelsiz kuruntulardan neticesi olmayan vaatlerden başka bir şey değildir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de şöyle denir: şeytan onlara söz verir ve onları ümitlendirir. Halbuki şeytanın onlara söz vermesi aldatmacadan başka bir şey değildir. Ayette geçen ümitlendirme ve söz verme bilindiği gibi geneldir. Ancak konumuzla ilgili olması da söz konusudur. Çünkü insan pek çok şey umar. Hatta kendini umduğu şeylere, yani beklenti ve ümitlerine öylesine kaptırır ki bazen kendi kendisini bile büyüler ve olmasını istediği şeyler için büyücülere gider. Bu da yanlış olduğunu bile bile bu yola gitmesi ve şeytanın bu konuda kendisine teminat vermesiyle olur. Bu genellikle haramlarda olur. Yani bir bakıma insan kendisinde büyü olduğunu, birilerinin bu işle ilgilendiğini düşünerek hastalığı davet eder. Oysa gerçek öyle olmayabilir. Nitekim ayetlerde iman edip yalnız Rablerine tevekkül edenler üzerinde şeytanın bir hakimiyeti olmayacağından, ancak onu dost edinip Allah'a ortak koşanlar üzerinde hakimiyet kurabileceğinden söz edilir. Hakimiyet kurma konusunda insanın inanmanın yanı sıra ihlaslı olması da söz konusudur. Şeytanın ihlaslı kimseler üzerinde bir hakimiyeti söz konusu olamayacağı, bu kimseleri Allah'ın koruyacağı belirtiliyor. Ancak ihlassız ve tevekkülsüz kimselerden gücünün yettiklerini kandıracağı, davetiyle şaşırtacağı, süvarileri ve yayalarıyla onları yaygaraya boğup mallarına, evlatlarına ortak olabileceği, kendilerine vaatlerde bulunarak aldatabileceği konusunda şeytana izin verilmiştir. Bu da yaşamakta olduğumuz hayatın bir imtihan olmasından kaynaklanmaktadır. Yoksa tam bir yetki değildir. Zaten şeytan insana boş kuruntulardan başka bir şey telkin etmez. Açıkça anlaşılan odur ki şeytanın etkisi altına alıp rahatsız ettiği kimseler, onun kendisine sokulmasına zemin hazırlayan ve bu işe meydan veren kimselerdir. Zira şeytanın Allah'ın halis kulları üzerinde kesin bir etkisi yoktur. Bunu yapmaya çalışsa bile onlar dua ve ibadetlerle, Allah'ın kitabını okumakla bu işin üstesinden gelirler. Zaten büyü ve büyücülük yapanlar hakkında indirilen ayetin sonunda da "ama onlar Allah'ın izni olmadan büyüyle hiç kimseye zarar veremez" buyurulmaktadır. Büyünün hakikat olduğu kabul edilince herkese tesir etmesi de tartışılmaz. Ancak daha fazla tesir ettiği kimseler de mevcuttur. Bunlar da şeytanın vesvese ve evhamlarına önem veren ve bu tür şeylere açık olan kimselerdir. Böyle kimseler daha çok kendi kendilerini bir saat gibi kurup hasta eder. Çünkü şeytan insana sadece vesvese verir ve yanlışı doğru olarak göstermek ister. Aslında hiç de önemli olmayan ses veya görüntüleri kendince değişik şekillere ve seslere benzetenler evhamlı, itikadı zayıf, ibadeti ve zikri olmayan, Allah'a olan görevleri konusunda gevşek davranan ve ibadetlerini ihmal eden kimselerdir. Nitekim ayette bu hususlara işaret edilmektedir. Bütün bu saydıklarımızın dışında büyünün tesir ettiği takva sahibi kimseler de yok değildir. Ancak Yüce Allah'a teslimiyet gösterilip tevekkül edildiği ve tam anlamıyla sığınıldığı günlük
evradu eskarlar okunduğu, günlük ibadetlere titizlikle devam edildiği, her gün birkaç sayfa Kur'an-ı Kerim ve Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin okunmasını tavsiye buyurduğu sure ve dualar okunduğu takdirde büyünün tesiri önlenebilir. Çünkü kötü niyetli kimseler büyü yapsalar bile herkesin ve her şeyin üstünde mutlak güç ve kuvvet sahibi Allah vardır ki onun gücü dünyanın bütün sihirbazlarının ve kendilerine yardımcı olan cinlerin ve şeytanların gücünden üstündür. Zira kendisinde güç bulunduğunu iddia edenleri de yaratan Allah'tır. O dilemezse hiçbir şey olmaz. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yapılan büyü konusunda Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Felak ve Nas surelerini indirip bunlarla dua edip kendisine sığınmasını istemiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de öyle yaparak şifa bulmuştur. Böylece Peygamberimiz büyücülerin gayretlerini neticesiz bırakmış ve arzularını kursaklarına tıkamıştır. Nitekim takvaya erenler var ya, onlara şeytan tarafından bir vesvese dokunduğunda Allah'ın emir ve yasaklarını hatırlayıp hemen gerçeği görürler. Ayette işaret edildiği gibi şeytani bir etki altına giren kimsenin ilk yapacağı şey Allah'a sığınmak olmalıdır. Allah'ın emrettiği hususlar kısaca kişinin helal ve haramları gözetmesi, dua ve ibadetlerine dikkat etmesi, maddi ve manevi olarak temiz, duygu ve düşünceler içerisinde halis bir niyetle Allah'a müteveccih olmasıdır. Zira şeytan kıyamet günü vaatlerinin birer aldatmaca, gerçek gibi gösterdiği şeylerin birer kuru yalandan başka bir şey olmadığını söyleyip işin içerisinden çıkacak ve büyücülerin ve peşinden gidenlerin hepsini yüzüstü bırakacaktır. Bakara suresinin 102. ayetinden de anlaşılan odur ki sihirlerin en büyük tesiri ruhlar üzerindedir. Fikirleri bozar, kalpleri çeler, ahlakı perişan eder, toplumların altını üstüne getirir. Şu halde sihrin aslı yoktur diye aldanmamalıdır ve böyle sihirbazlardan sakınmalıdır. Bununla beraber bunları yapanlar Allah'ın izni olmadıkça kimseye bir zarar veremez. Çünkü gerçek tesir ne sihirde, ne sihirbazda, ne tabiatta, ne ruhta, ne yerde, ne gökte, ne şeytanda, ne de melektedir. Hakiki müessir ancak ve ancak Allah'tır. Fayda ve zarar denilen şey de ancak onun izniyle meydana gelir. O halde her şeyden önce Allah'tan korkmalı ve Allah'a sığınmalıdır. Ve bunlara karşı koymak için de Allah'ın kitabına sarılmalıdır. Nas suresinin karanlık güçlere ve büyüye karşı okunması. De ki, sığınırım ben insanların Rabbine, insanların hükümdarına, insanların ilahına. O sinsi vesvesecilerin şerrinden, o ki insanların göğüslerine vesveseler fısıldar. Gerek cinlerden, gerek insanlardan. Gerek görünüp bilinen, gerekse görünüp bilinmeyen gizli düşmanlarımıza karşı okunan ve kendisiyle Allah'a sığınılan dua makamında bulunan ve muavvizat denilen Kur'an-ı Kerim'in son 3 suresi yani İhlas, Felak ve Nas sureleri her derde deva niteliğindedir. Ve deyim yerindeyse bu 3 sure Kur'an eczanesinin aspirinleridir. Bu sebeple bunlarla Allah'a sığınmalı ve gecenin karanlığından şeytanların, cinlerin, büyücülerin, vesvesecilerin şerrinden bunlarla korunmalıdır. Malumdur ki büyünün tesir etmesi kişinin içinde bulunduğu psikolojik durumlarla, karamsarlık, evham ve şüphelerle de yakından ilgilidir. Felak ve Nas suresinde ise bu noktalara işaretle normal durumlarda olduğu gibi insanın başına böyle bir hal geldiğinde de yine sadece Allah'a sığınması istenmektedir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de böylece biz her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman yaptık. Bunlar aldatmak için birbirlerine yaldızlı sözler fısıldarlar buyruluyor. Mealini verdiğimiz bu ayete göre insanın her türlü tehlikeye açık olduğu, cinlerden ve insanlardan oluşan düşmanlarının gerek muhatap olduğu yaldızlı ve sihirli sözlerle gerekse kitaplara dökülen ve asıl niyetlerinin ne olduğu bilinmeyen kurgu dolu yazılarla rahatça kandırılabileceğini görmekteyiz. Bütün bunlara karşı da dinlediği kimseyi Allah adına dinlenmesi ve işine onun adıyla Eûzü Besmele ile başlaması gerektiğini, okuduğu kitapları da Hak namına okuyup
hakikate dair mesajlar almak kaydıyla ve yine Euzü Besmele çekerek okuması gerektiğini anlıyoruz. Çünkü şeytan Allah namına başlanıp bitirilen işlerde çok rahat parmak oynatamaz. Büyücülerin ve insanı kandırmak amacı güden bir kısım edebiyatçı ve felsefecinin kötü niyetleri de ancak bu yolla akim kalır. Yoksa bunların bu yollarla insanları aldatması, okuyucularını veya dinleyicilerini konunun ritmine kaptırıp büyülemeleri mümkündür. Zaten sapıtanların çoğu da böyle saptırılmaktadır. İşte buna binaen bu üç surede önce İhlas suresiyle tevhid inancı terkin edilerek başlanması, Felak ve Nas suresiyle de Allah'a sığınılması istenmektedir. Nitekim yazır bu sureyi genişçe tefsir etmiş ve bu surenin tefsirini yaparken Kurtubi'nin Ebu Zer'den naklettiği ilginç bir hadis-i şerifi de nakletmiştir. Ki bu hadiste Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insan şeytanlarına dikkat çekerek sen insan şeytanından Allah'a sığındın mı buyurmuştur. Kısacası günlük hayatımızda dua ve ibadetlerimize dikkat eder. Dualarla Allah'a sığınır ve gerektiği gibi yakın olursak onun himayesine girer. Büyüden ve büyüyü uygulayabilecek büyücülerden, habis ruhlardan korunmuş oluruz. Bu çalışmayı yaptığım sırada daha öncelerde merak ettiğim bir medyumla tanıştım. Arkadaşlarımın da ısrarıyla bana bir bakmasını istemiştim. Suya baktı, cinlerini çağırdı ve onlara bende büyü olup olmadığını sordu. Sonra birkaç defa bir suya bir de bana baktı ve ne ile korunuyorsun diye sordu. Ben de nasıl yani diye karşılık verince merakla her gün ne okuyorsun dedi. Bunun üzerine ne oldu ki deyince bana size pek çok kere büyü yapılmış ama tutturamamışlar. Eğer bunları özel bir dua ile korunmayan normal bir insana yapmış olsalardı şimdiye çoktan işi biterdi dedi. Ben de her gün mutlaka Cevşenül Kebir okuduğumu ve namazlardan sonra da sünnete uygun dua ve tesbihatlarımı yaptığımı söyledim. Bu durumda tedavi olmak için habis ruhlarla ilişki kurup yanlış işler de yaptığını bildiğimiz büyücüler yerine doktorlara ve tıbba müracaat etmek gerekir. Dua ile yapılacak tedavilerde de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiye ettiği dualara, ayrıca Kur'an'dan örneklerini verdiğimiz dualara başvurmak gerekir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendisinin de yaptığı Hazreti Ayşe radıyallahu anh'tan rivayet edilen şu tavsiyeye uymak da en doğru davranış olur. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam yatağına girdiği zaman ellerini üfleyip muavizeteyni, Felak ve Nas sureleri ve Kul huvallahu ehadı okur. Ellerini yüzüne ve vücuduna sürer. Bunu da 3 kere tekrar ederdi. Hastalandığı zaman aynı şeyi kendisine yapmamı emrederdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hastaları tedavi etmek için büyücülere göndermemiştir. Ya tıbba havale edip hekimlere göndermiş ya da Kur'an ve sünnet eczanesine göndermiştir. Böylece evrensel şifalardan faydalanmasını istemiştir. Hem zaten Yüce Allah Kur'an'ın müminler için bir rahmet ve bir şifa olduğunu bildirmiş. Manevi dertlerimiz için başvuru kaynağı olarak da Kur'an'ı göstermiştir. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun.